Bodrum Yalıkavak'ta Yalıkavak Belediyesi tarafından tahsis edilen araziye, hayırsever iş adamı Halil İbrahim İper tarafından yaptırılan Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi törenle açıldı. Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi'nin açılışı, hayırsever Halil İbrahim İper'in geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oğlu Adnan İper'in doğum günü olan 31 Ekim'de gerçekleştirildi. Törene Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halil Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Danacı, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Hayırsever TETAŞ Şirketler Grubu Onursal Başkanı Halil İbrahim İper, eşi İhsan Ferda İper ve Ongan İper başta olmak üzere çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. 25 derslikli, 4 laboratuvar, 4 işlik, konferans salonu, 950 kişilik amfiteyatro, kütüphane, kantin, 14 öğretmen lojmanı, 500 kişilik yemekhane, basketbol ve handbol sahasından oluşan Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi, Yalıkavak Belediyesi tarafından tahsisi yapılan 14 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 7 bin metrekare kapalı alana sahip okul 14 milyon liraya mal oldu. Ayrıca bundan sonraki süreçte okula gelir sağlaması amacıyla komplekste 6 iş yeri ve otopark da bulunuyor. İnşaatının %98'i tamamlanan okul 2013-2014 eğitim öğretim yılında 6 şube 204 öğrenciyle 9. sınıflarda eğitim öğretime başladı. İper ailesi ayrıca eğitime katkıda bulunmak amacıyla Yalova'da 16 derslikli ilköğretim okuluyla Yalıkavak'ta ana sınıfı ve laboratuvarlar yaptırdı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi yöresel oyunlardan oluşan bir gösteri sundu. Halil İbrahim İper gösteri sonunda öğrencileri ayakta alkışladı. Halil İbrahim İper ve eşi İhsan Ferda İper tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Program sunucusunun geçtiğimiz yıl genç yaşında hayata veda eden Adnan İper'in hayatını anlatması tören alanında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Pek çok davetli gözyaşlarını tutamadı. Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, İper ailesine çok teşekkür ederek başsağlığı konuşmasında şunları söyledi. Eğitim yollarının açılımını gidermek için çalışmamıza başladık. Bu sayede iki tane ilköğretim okulu ve bugün de açılışını yaptığımız bir lisemize kavuşmuş olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki Sayın Halil İbrahim İper Bey bu okulun yapılmasında projesinden beri harfiyatından ve bugünkü haline gelmesine kadar sanki kendi evini oluşturur, kendi evini yapar gibi her şeyle birebir ilgilenmiştir. Ve böyle bir eser ortaya çıkmıştır. Ümit ediyoruz ki ve beklentimiz odur hem öğretmenlerimizden hem öğrencilerimizden adını da yaşatmak istediğimiz rahmetli Adnan kardeşimizin hem doğum gününü burada beraber canlıyoruz hem de onun arzu ettiği teknoloji ve gelişime ayak uyduran nesillerin yetişmesi için hem öğretmen ve öğrenci kardeşlerimize görev düşmektedir. Mustafa Saruhan'ın ardından kürsüye gelen Halil İbrahim İper ise tüm davetlilere teşekkür ederek konuşmayı oğlu Ongan İper'in yapacağını ifade etti. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Halil İbrahim İper'in yerine konuşma yapan oğlu Ongan İper katılımcılara hoş geldiniz diyerek şunları söyledi. Gerçekleştirdiğimiz okulumuz sadece bir araç. Beyinlerdeki eğitim kalitesini yükseltmek ise bir amaçtır. Ulu önderimiz Atatürk'ün ilgili özdeyişlerinde söz ettiği gibi öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder. Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyet
kabiliyete yetiştirmek sizin elinizdedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 1 Ekim 2013 tarihinde bugün küresel ekonomik rekabet şartları altında verimliliği artırmanın ilk şartı eğitim kalitesini yükseltmektir. OECD ülkeleri içinde Türkiye'nin temel bilimler eğitimindeki performansı ne yazık ki en son sırada yer almaktadır. Hükümetimizin eğitime bütçeden en fazla payı ayırdığı, en büyük yatırımları yaptığı bu dönemde ortaya çıkan bu durum hala eğitim sistemimizde kat edilmesi gereken mesafeler olduğuna işaret etmektedir. Böyle bir amaca hep birlikte hizmet etmek ortak hedefimiz olmalıdır. Bu maksatla bölgemiz gençlerinin eğitim imkan ve kalitesini artırmak amacıyla inşaatını tamamladığımız bu kompleksin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Halil İbrahim İper de oğluna teşekkür ederek okulumuz beldemize hayırlı olsun. Burada layık, hür, sağlıklı, uzun ömürlü gençler yetişir dedi. Beldemize hayırlı uğurlu olsun. İyi, uzun yaşamlı, sağlıklı, layık, hür fikirli. İper ailesinin konuşmasının ardından Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmer'den Halil İbrahim İper'e teşekkür ederek bu okul eğitime %100 destek projesi kapsamında bölgemizde inşa edilen okullardan biri. Kampanya kapsamında Bodrum'da yapılan 36 protokolden 30'u tamamlandı. Bu okulu bölgemize kazandıran İper ailesine çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Eğitim bireylerin ve toplumların gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, maddi ve manevi kültür değerlerini geliştirip koruyarak gelecek nesillere aktaran olmazsa olmaz, vazgeçilmez, ertelenmez bir süreçtir. Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer'se yaptığı konuşmada tüm Muğla adına İper ailesini teşekkür ederek bu okuldan yetişen her çocuk sizin bir çocuğunuz gibi sizlere teşekkür edecek ve sizleri anacaktır. Bu güzel günde burada sizlerle olmaktan ve bu değerli eseri sizlerle birlikte açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlere canı gönülden şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Bu isim bir anne baba ile bir oğul arasındaki ezelden mukadder sevdanın aziz hatırasını bizlere bu tesis, bu okul devam ettiği sürece ezele kadar inşallah hep yad ettirecek. Konuşmaların ardından Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Halil İbrahim İper'e ve eşi İhsan Ferda İper'e teşekkür plaketi verdi. Programın ardından okulun açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar okulu gezdi.